Merhabalar, ben Asil Moray. Kanalıma hoş geldin diyorum. Hiç vakit kaybetmeden videoya giriş yapıyoruz. Evli bir erkeğin başka bir kadına aşık olup olmadığını nasıl anlarsın? Biliyorum ki bazı şüphelerin olduğu için zaten bu videosun. Ha, sevgili de olabilir, sevgili de olabilirsiniz. Hepsi geçerli. Hiç vakit kaybetmeden videoya giriş yapacağım. Vaktini almak istemiyorum. Nasıl sabırsız olduğunu da farkındayım. Çünkü bir insan içine bir şüphe düştüğünde ve kadınlar doğru hisseder, o şüphe de genelde doğru çıkar. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Ve bak bakalım, anlatacağım maddelerden kaç tanesini yapıyor, kaç tanesi var. Ve bunların hepsi varsa üzgünüm, bir şeylerin detayına gerçekten girmen lazım. Bir şeyleri irdelemen gerekiyor. Ve bu diğer videolar gibi değil. Yok fiziksel aldatma, yok bilmem ne, anlık falan, onlardan değil ha. Gerçekten, çünkü aşk işin içine girdiğinde olayın, aldatmanın zaten masumanesi yok, ama olay çok daha büyük bir handikapa dönüşüyor. Şimdi birincisi, duygusal mesafeniz azalır. Sizinle, yani seninle diyeceğim çünkü ben samimiyetten yanayım. Seninle geçirdiği vakit, dikkat et, azalmıştır. Konuşmalar azalmıştır. Kendi içine kapanmalar başlamıştır. Sessizleşmeler başlamıştır. Ve oturup gerçekten telefonla ilgilenmeler çok had safhaya çıkmıştır. Bunlar olduğunda evet, şüphelenmekte sonuna kadar haklısın. Ama dur, şimdi videoyu bir bitirelim, sonra seninle bir konuşma yapacağım. 2. Gizliliğe çok fazla önem vermeye başlamıştır. Şifresini değiştirmiştir, bilmezsin hiçbir şekilde. Bilgisayara şifre koymuştur, bunu bilmezsin. Tuvalete giderken bile telefonu yanına almaya başlamıştır. Ve hadi diyelim çok rahat bir şekilde her şeyi sergiliyor, ama diğer maddeler varsa o zaman diğer telefon ya arabadadır ya iş yerinde gizliyordur. Açık açık, çünkü aşk her şeyin önüne geçer. Aşk öyle bir şey ki bütün her şeyi göze alacak noktaya getirir insanı. Üçüncü maddem, fiziki mesafe başlamıştır. Sarılmalar, öpüşme zaten dikkat et hiç olmuyordur. Sarılma eskisi kadar olmuyordur. Ve cinsellik artık bitme noktasına gelmiştir. Haftada bir, belki o da, ama 2 haftada bir, ayda 2 defa falan olduğunda gerçekten eğer adamın hayatında büyük stres, iş baskısı bilmem ne vesaire, maddi zorluklar, onlar bunlar yoksa, ki diğer maddelerle bağlayacağım burayı, o zaman cinsellik inanılmaz derecede azaldıysa şüphelenmekte sonuna kadar haklısın. Ama bu maddeler tek başına bir şey ifade etmiyor, söylüyorum. Bütün hepsiyle birleştirmen gerekiyor. Suçluluk ve kararsızlık. Suçlu olduğu için içten içe evde of sıkıldım, huzursuzluk, yerinde duramama, kendini dışarılara atmama. Çünkü kararsızdır. Evliliği bitsin mi, bitmesin mi, biterse ne olur, hangi noktaya gider? Bunları düşündüğü için inanılmaz bir iç huzursuzluk başlamıştır bu kişide. Ve sen de bunu gözlemliyorsundur. Ama bahanelerle şu şöyle oldu, bu böyle oldu, ondan dolayı falan diye geçiştiriyordur. Ama diğer bütün maddeler varsa aman dikkat et. İki seçeneğim var. İnsanlar, kocalar, ilişkiler, erkekler, eşlerine karşı belli bir ilgi seviyesi vardır. Birdenbire çok aşırı ilgi oluyorsa şüphelen, bak çok aşırı. Ya da aniden inanılmaz bir ilgisizlik başladıysa, ki bu aşık olduklarında daha çok başlıyor, bu ilgisiz kısım daha çok artıyor. O zaman evet. Çünkü erkek bunu neden yapıyor? İlkine çok ilgi yükseliyorsa inanılmaz derecede vicdanı rahatsızdır. Diğer ilgisizlik başladıysa da evde vakit geçirme minimuma inmiştir. Eve geç gelmeler, durduk yere dışarı çıkmalar, iş toplantıları uzar. Bunların hepsi ne yazık ki başka bir kadına aşık oluyor diye. Dikkat et bakalım. Yeni ilgi arayışlarına, yeni hobilere, bir şeylere merak salıyor mu? Eğer durduk yere spora başladıysa, eğer durduk yere değişik kişisel gelişim şeylerine merak saldıysa, kendisini geliştirmeye çalışıyorsa, orada da bir oturup gerçekten düşünme vakti gelmiş demektir. Çünkü ne oldu? Ne oldu? Bir sihirli değnek mi değdi de bu kadar değişik şeylere girmeye başladın diye insana bir sorarlar. Çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Finansal değişiklik, durumunuzun her şeyin çok iyi gittiğini varsayıyorum. Ama birden maddi sıkıntılara girdiyseniz, birden o para oraya yetmiyor vesaire. Sen de ki, ya aç bakalım şu kartlarını, bir harcamalarına bir bakayım ya de. Cık, gösteremez. Gösteremez çünkü olmadık yerlerden olmadık harcamalar çıkar. Burası çok önemli. Mesela aldatma şeylerinde, boşanma davalarında vesaire, birincisi otel kayıtlarına çok dikkat ediyorlar. Diğeri de bu harcamalara da gerçekten bakıyorlar. Aşık olan bir erkek ne yapar? Görmeden duramaz. Onu görmek için her fırsatı kollar. Ve bunu nasıl yapar? Eve gelmeyerek. Bunu nasıl yapar? Sana vakit ayırmayarak. Sürekli dışarıdadır. İş arkadaşlarıyla görüşüyordur. Kendi arkadaşlarıyla görüşüyordur. Hesapta.
toplantılar vardır. O toplantılar hiç bitmez ve telefonu açmamalar başlar yanında veya görüntülü aradığında hep tektir, arkadaşlarını göstermez falan. Bakın ben size bunları söylüyorum ama kesin olduğu anlamına gelmiyor. Ama %80'de artık bütün hepsi varsa kesindir ama daha maddelerim zaten bitmedi. Ruh hali değişikliklerine çok dikkat et. Bir an mutlu, bir iki gün çok mutlu, diğer iki üç gün sizin aranızda hiçbir sıkıntı yokken bu kendi kendine bir ruh hali değişimlerine giriyorsa demek diğer taraftan beğendiği, hoşlandığı, canını acıttığını biliyorum ama ben çok net bir insanım. Aşık olduğu kadından bir tartışma yaşamıştır. Bu da eve yansır. Sen dersin ki hiçbir şey yok ortada. Ne var ya? Bizim aramızda bir sıkıntı yok, bir şey yok. Ne bu ruh hali değişiklikleri? Ama strese girer, canı sıkılır. Dedim ya kendini dışarılara atar. Çünkü diğer tarafta bir tartışma yaşamıştır. Ve bunu ister istemez insanın yüzüne, gözüne, götüne, her yerine yansır. Ve bunları cinsel her şeyine yansır. Ve sen bunları gördüğün zaman anlamlandıramazsın. Ama içinde bir şüphe var ki bu videoyu izliyorsun. Ve kadınlar %99 bir şey hissediyorsa o şey gerçektir. İlişkinizde artık her şey sorun olmaya başlamıştır. Çünkü sen ona fazla geliyorsundur. Senin her hareketin ona batmaya başlamıştır. Bu şekilde olduğu için de artık hep bahaneler, sen şöyle yapıyorsun, sen böyle yapıyorsun. En ufak şeyden tartışma. Peki bunu neden yapıyor? İç huzursuzluğu var adamın. Adam ne gidiyor, ne kalıyor? Diğer taraftan bir baskı var. Adam sıkıştı ve hıncını da senden çıkarmaya başlıyor. Sen böyle dersin, ne oluyor, ne bitiyor, bir şey mi oldu ama ben bir şey yapmadım. Sen kendini sor ama senin hiçbir suçun yok. Senin hiçbir suçun o konuda, için rahat olsun. Ani karar değişiklikleri vardır durduk yere. Ya aslında bu evlilik bana göre değil. Ya gerçekten doğru mu yapıyoruz? Bizim mutlu bir ilişkimiz mi? Artık dile gelmeye başlamıştır. Sanki bu ilişkimiz yürümüyor. Veya aslında boşansa olur mu olmaz mı yoklamalar başlamıştır. Veya seni manipüle etmeler başlamıştır. Seni gerçekten kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyordur. Çünkü vicdanı bir yandan nasıl vicdansa el vermiyordur. Aman o gitsin, o şey yapsın, ben diğer taraftan bekar olayım, bu kadına gideyim. Bak, düşünceye bak. Şimdi bütün bu bilgileri al. Biliyorum belki şoklanıyorsun şu an. Diyorsun ki aa bunu yaptı, bunu da yaptı, bunu da yaptı. Nasıl ispat edeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim? O ispat konusunda bildiğim birkaç yöntem var ama bunları söylemeyeceğim bu. Ama gerçekten kalırsınız böyle. Ya ben ne yapıyorum? Ama kendini suçlayacak bir şey yok. Ve bunların olduğunu düşün. İlişkinin. Hadi hepsini yaptığını düşün. Ne diyeyim ki? Her şey gözünün önünde. Her şey gözünün önünde. Umarım bak. Kadınların şöyle bir şey var. Biliyorum hani fizikseldir, bir gecelik, iki gecelik, hani affedilir şeyine bakıyorsunuz. İade her türlüsü kötü ama olayın içine aşk girdiğinde, olayın içine sevgi girdiğinde ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey yapamazsın. Bunlar varsa al karşına konuş. Gerçekten hayatında biri olduğunu biliyorum de. Blöf yap. Benden gitmek istiyorsan git de. Tamam de. Bak de. Sonuçta sen daha çok yapışma. Sakın şu şeylere girme. Bende ne buldu da onda ne buldu. Bende ne yoktu da ona niye gitti? Bu tarz bir düşünce seni daha çok kurban rolüne sokar ve ona daha çok sarılmaya başlarsın. Bu sefer diğer kadınla hırsa girmeye başlarsın. Yapma öğrendiğinde. Bu şeylere de girme. Tamam yok büyü yapayım, eve bağlayayım. Adamın gideceği varsa gider. Adam başkasına aşık olmuşsa olmuştur. Bu senin için de geçerli. Sen de başkasına olabilirsin. Ha, görüşürdün görüşemez orası ayrı. İlişkiler bir gün bitebilir. İlişkiler de sevgi de bitebilir. Önemli olan dürüstçe mertçe bunu karşıdaki kişiye söyleyebilmek. O yüzden o söylemiyorsa sen çıkar. O yüzden kendine saygın olsun. Bunları hissediyorsan gerçekten artık bir şey devam etmenin anlamı yok. Bir an önce kendine gel. Anlatabiliyor muyum? Ha ben kesin %100'dür diyemem. Bunların evet bunları yapıyorsa %100'dür aldatılıyorsun da diyemem. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Durduk yere bunlar olmaz. O yüzden ne yapacaksın sana bağlı. Son karar sana bağlı. Bir sürü öğrenme seçenekleri var. Yüzleşmek istiyorsan öncelikle onu söyleyeyim. Kendine çok güzel bak. Videoyu lütfen bak. Şu an şoktasın biliyorum ama beğenmeyi de, yorum atmayı da, bu yorumlarda da buluşuruz. Abone olmayı lütfen. Benim için çok değerli. Sen çok değerlisin. Seni çok önemsiyorum. Bunları da hiçbir yerde bulamazsın. Bu videoda hiçbir yerde yok. Çünkü insanlar buna cesaret edemiyor. Ama ben senin yanındayım. Bunu asla unutma. Kendine çok güzel bak. Seni yüreğinden, kalbinden öpüyorum. Başka videolarda görüşeceğiz. Hoşça kalın.